Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok sevdiğim iki arkadaşım var. Seda, Defne, hoş geldiniz. Hoş, merhaba, hoş bulduk. Defne ile Seda'nın hala bilmiyorsanız YouTube'da harika bir kanalı var. İki anne bir mutfak adında. Çocuklara, bebeklere yönelik yemekler yapıyorlar. Çocuk doktorları var. Bizim sormak istediğimiz soruları ona yönlendiriyorlar. Yani yeni bir annenin gerçekten olmak isteyeceği bir kanal. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Vallahi başladık bir heyecan. Pürelerdi, mamalardı, işte aylıkları, şeyler falan. Hatta Seduş da oradan bir tarifle şimdi bize harikalar yaratacak. Yavaş yavaş da büyüyoruz. Anlatırız şey detaylı detaylı. Bayağı bir tarif oldu. Oldu valla. 170-180 civarında. Harika, süper. Çok çalışkan anneler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aslında şöyle muhallebi yapacağız bugün. Bizim 6 aya geçtiği zaman katı gıdaya çocuk, annelerin en endişeli olduğu zaman o. Defne ile ben de geriye dönüp baktığımızda kendi çocuklarımıza, belki sen de öyle. Aynen, ben de evet. Hani Allah'ım ne yapacağım diye, yani şefsin, bu kadar şeyi yapıyorsun ama ona hazırlamak heyecan verici oluyor. Ve de bir sürü anneden gelen bir şey muhallebi. Ama tabii ki şekersiz muhallebi yapmak gerekiyor çocuklara. O yüzden bu şimdi bugün yapacağımız 6. aydan itibaren bebeklere verilebilecek olan ve şeker kullanılmadan yapılan bir muhallebi tarifi. Harika. Zaten malzemelerden gördüğüm kadarıyla çok da bebeklerin seveceği. Aynen. Yani tadı da gayet yerinde olacağı benziyor. Aynen. O zaman malzemelere göz atalım. Sonra da yapalım. Şimdi 100 ml su var. Onunla beraber kullanmak için böyle bir tatlı kaşığı pirinç unu. Ondan sonra 3 ölçek devam sütü. Anne eğer anne sütü kullanıyorsa onunla da kıvam yapabilir pirinç ununu yaptıktan sonra. Bir yarım muz, hatta 1/4 muz küçüklüğe göre, bir de 1/4 yarım gibi elma. Elmayı ben önceden rendeledim. Cam rendeyle rendeliyorsunuz. Hafif kararır. Normalde sen de bilirsin. Limon suyu sıkılır. Evet. Ama 1 yaşın altında bebekle limon yasak olduğu için onu sıkmıyoruz. O hafif böyle kararma olabiliyor. Biraz da tarçın var galiba, evet, lezzet tarçın diye. Aynen öyle. Süper. Lezzet vermesi için. Başlayayım mı? Başlayalım tabii. Okey, ben şimdi altı açayım mı? Yok, ben açayım onun altını. Evet. Dilim mutfağında. şu an en yüksekte tamam, açık. Şimdi 100 ml suyu koyuyorum. Bu önemli çünkü devam sütü ve pirinç unu konulduğu için hani suyun şeyi önemli orada. Mililitresi, evet. Aynen, ama zaten evde biberon olduğu için bir sürü anne de yani doğal olarak emzirme ve şey döneminde, bu dönemlerde oradan ayarlayabilirler. Pirinç ununu koydum. Ondan sonra Seda'nın, şunu bir çok kısa not ettiğim var. Böyle yapmasının sebebi, genelde biliyorsun, devam sütünün pişirmesi tavsiye edilmiyor. O yüzden de su olarak pirinç ununu pişirip devam sütünü En son ekleyeceğiz. Benim yine sizin kanalda fark ettiğim, baharat kullanmaktan asla kaçınılmıyor değil mi? Tarçın, kimyon, yani doktor zerdeçal, evet. Ben de Ali'ye çok kullandım. Hem damak zevki için bence çok yararlı oluyor. Gerçekten küçük yaştan damak zevki oluşmaya başlıyor. Hem de aslında her şeyi, bütün lezzetlere alışmış oluyorlar. Ve tuz kullanma, yani 2 yaşına kadar tuz yasak olduğu için ve gerçekten de önemli bir durum. Ne kadar baharat koyarsanız o zaman da o kadar tuz ihtiyacı azalıyor, lezzet veriyor. Evet, lezzet veriyor. Bir de bir an evvel ailecek yediğiniz yemekleri birlikte yiyebilmek için de iyi bir şey yani. Tabii ki, evet. Bunu ayıran çocuk olduğu vakit tabii isterseniz. Çok zor oluyor, çok zor oluyor. Bir evde bir yemek piştikten sonra herkesin damak tadına hitap edebiliyorsa aslında en ideal durum o. Ben şeyi de çok yaparım. Hatta bu fikri bana galiba sen vermişsin Defne. Ali'yi mutfağa sokup farklı baharatları da koklattırıyorum. Sen söylemişsin, bulgurla oynat demişsin, değişik şeylerle. Bayılıyor. Öyle mi? Bayılıyor. Koklamaya bayılıyor. O bulgurla oynamaya bayılıyor. Yani değişik şeyleri denemeyi, onları keşfetmeyi çok seviyor. Yani mutfak harika bir yer. Aynı şey. Aynen yani şey, kolunu sokabildiği kadar sokup mercimeğin içinde olduğu cam şeyin içerisinde o mercimeği mıncıklamak fikri falan. Artık onun mercimeği yok. Çok fazla anneden bize şey geliyor, şey sorusu. Yani nasıl kendi kendine yemeğe alıştırabilirim? Ve bu uluslararası yapılan araştırmalardan da ortaya çıkan bir şey. Gerçekten de çocuğu ne kadar yemek yapmaya, yemek alışverişine, kesinlikle, veya yemek hazırlama sürecine ne kadar katarsan o zaman o kadar çok çocuk sahipleniyor. Evet, sahipleniyor. Biz de yerini biliyor. Biz de öyleyiz aslında. Şimdi kendi yaptığımız bir yemek olunca onu bir an, yani açıkçası ben mesela sabırsızlanıyorum tatmak için. Evet. Yine market alışverişi bence muhteşem bir şey. Pazar. Çok eğleniyor çocuklar, çok hoşlarına gidiyor. Hem siz de bir yandan işinizi halletmiş oluyorsunuz. Aynen. Ben her market alışverişi, ben %90 Ali'yi götürüyorum. Değil mi? Evet. Tabii yani oturabiliyor olması lazım.
Biraz talan ediyor. Beni görünce bazen korkuyorlar Ali ile birlikte. Hafif talan etme durumu da oluyor ama genel olarak eğleniyoruz. İyi geçiyor. Daha sonra inanılmaz oluyor değil mi? Evet. Diye ben kum da öyle 5 tane paketle bir anda buluveriyor kendini kasanın. Ya da alışveriş sepetinin içine oturtacaksın. Yani, ben öyle yapıyorum. Alışveriş sepetinin içine. Ama oradan da eli kolu yettiğince raflara bir şey istiyor, onu yemek istiyor. Yerinde, yerinde. O zaten ben açlık okulunda hamile olduğum için bence böyle bir iştahlı iştahlı doğdu maşallah diye. Ben de açlık okulunda hamileyim. Evet, biliyorum, biliyorum. O yüzden alışkınlar. Ben de düşünüyorum. Bak şimdi oldu. Tamam. Hafif bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle koyuldu. Geldi. Koyulmaya başladı, aynen öyle. Şimdi koyulduktan sonra ben bunu ateşten alacağım. Tamam, ben şöyle kapatayım altında. Evet. Tamam. Ateşten alacağım. Şöyle koyabilirsin. Tabii tabii, evet. Tamam. Ateşten alıyorum, hafif ılınmasını bekliyorum ki ondan sonra devam sütünü katayım. O yüzden bu burada hazır beklerken, ben hafif ılınmasını beklerken çok hızlı bir şekilde muzlu şey yapacağım. Yarım muz. Bu gerçekten her anneye göre değişecek bir şey çünkü bebeklerin iştahı çok farklılaşıyor. O yüzden de annenin karar vereceği bir şey. Ben daha çok istiyorsa daha çok da şey yapabilir ama bu kadar da yeterince doyurucu. Bu kadar da bence yeterince doyurucu. Çatalla eziyorum onu. Bu çatalla ezme 8. aydan sonra başlıyor. 8. 9. aydan sonra. Daha öncesinde iyice ezmek önemli. Ama muz çok rahat ezilebilen bir şey ya. O yüzden hani onu blenderdan geçirmek veya cam rendeyle rendelemenin pek bir anlamı yok. Evet. İnsan çok çabuk unutuyor. Ben cam rendeyi unutmuşum mesela. Halbuki aylarca onda bir şey rendelemek için uğraştım. Son kaç aydır? Herhalde 6-7 aydır kullanıyorum ve unuttum şu anda siz söyleyince cam rende vardı diye. Evet şey de öyle oluyor değil mi? Yani 9. ayında onu yapabiliyorlar mıydı, yapamıyorlar mıydı falan yani her şey, şey böyle. Evet. Bu herhalde her gün o kadar büyük bir yenilik geliyor ki küçük bebekle birlikte. Geçmişi siliyor insan. Olabilir evet. Evet. Evet devamlı gündemin değişiyor ya çünkü şimdi bizde mesela tuvalet eğitimi var yani. Ondan evvelki her şey silindi olay tamamen. Ben de o. Tuvalet eğitimi. Şimdi İyi gidiyor mu? Ne? İyi gidiyor mu? Valla benim tahminimden çok hızlı kaptırdı olayı. Süper. Evet. Yani. Kaç aylık şimdi Ali? Tam, Ali 1,5 yaşında. Tam 1,5. Tam 5 aylık. Yani 19 aylık oldu işte. Biraz geçti 1,5. Evet. Daha ona var herhalde. Tabii var. Var. 2 yaşından sonra geç oluyor deniyor. Evet. Bebekten bebeğe çok değişiyor ama çok şey yapıyor yani. Hissettiriyor sana varlığından rahatsızlığını artık bilmem neyi. Zaten hissettirince bu eğitime girmek gerekiyor. Evet, değil mi? Evet. Ondan önce zorlamamak gerekiyor. Benim kızım gerekiyor. Kendisi bir sabah kalktı ve ben bu sabah artık bez takmak istemiyorum dedi. Ay ne güzel. 2 yaşı 4 aylıktı mesela. Harika. Hadi ya. Sonra da peki o zaman ne yapacaksın? 2-3 hafta kazalarımız oldu ama sonra... Ama olur o. Evet, yani olur. Hazır hissetmesi önemli. Evet muzla şeyi karıştırdım, elmayı. Tamam. Senin de dediğin gibi birazcık tat vermek için tarçın koyuyorum. Hem o koku da çocuklara hoş geliyor. Evet. Ondan sonra da şimdi muhallebi hazır. Muhallebi ılındı iyice. Şimdi devam sütünü koyacağım. 3 ölçek koyuyorum. Bu biraz daha kıvam verecek. Evet. Peki anne sütü koymak gerekirse yine 100 mililitre gibi değil mi? Evet. Diğer şeylerle ölçüsü karışmasın diye. Anne sütünde tabii anne sütünü pişirmekle ilgili bir sorun yok. Evet. Hani baştan. Ha baştan da baştan süt olarak katılabilir. Evet, aynen öyle. Olur da 12 yaştan sonra kullanıyorsanız 12 aydan sonra ve inek sütü kullanıyorsanız onu da zaten direkt kullanabilirsiniz. Tabii evet. Abi dişleri yapıyoruz şimdi. Şimdi 12 evet bir yaştan önce süt yasak olduğu için şey sütü inek sütü evet. Burada böyle hafif topak topak oluyor görüyorsun. Onunla dert etmesin. Dert etmeyin anneler. şey oluyor çünkü o kendini hemen salıveriyor. Bırakacak. Evet. Hamile yogasına başladık. Aa, evet. Süper kanalda çok yani, güzel. Evet, şeyi fark ettik ki ben daha hamileyim ama yine de işte şimdiden bakıyorum ne yapıyorsunuz falan diye yazanlar oldu. Ya da ikinci hamileler. Ya da ikinci hamileler falan. Bence mesela... harika bir şey. Ben yaptım evet. Hamile yogası. Ve? Yaptın mı? Yani kilo aldım. Evet, ben çok yediğim için çok kilo aldım ama hiç şişmedim. Ha. Yani hiç i̇yi şişmedim. Geldi. Hiçbir şişkinlik olmadı. Bence çok iyi geldi. Evet, süper. Çok da tatlı bir hocamız oldu. O da kendisi de 2 kere doğurmuş zaten. Hani süper, bilinçli, evet, biliyor. Aynen. Çok güzel bir şey. Mutlaka hamileyken aktif olmak, bir şeyler yapmak. İyi geliyor. İyi geliyor. İyi geliyor. Evet, bu hazır gördüğünüz gibi. Evet, topaklar da kayboldu. Aynen, topaklar da gördüğün gibi kayboldu. Ondan sonra bunun içine şeyi atıyorum. Meyve püresini.
tarçınlı meyve püremizi içine atıyorum. Canı çekti. Gerçekten güzel kokuyor şu an. Evet ya, tarçın var, muz var, elma var, evet. Kötü olmasının imkanı yok. Şimdi bunu mesela yazın elmayla, aman şeftali veya kayısıyla yapma, daha sulu oluyor ya. Muhallebi koyup üstüne mesela meyve suresini koyabilirler, ha, sos gibi. Harika. Ama bunlar da şurada daha rahat oluyor böyle karıştırmak. Tam kıvamını hiç bozmadan aynen muhallebi gibi öyle oluyor. Tabii farklı meyveler katılabilir. Hurma falan da çok güzel. Hurma güzel olur. Şimdi armut. Armut. Yani 6. Evet, ayda itibaren muz, armut, elma okey. Evet. Hurma kaba 8. ayda. Evet, evet, biraz öyle daha sonra. 8-9'da. Hurma mesela Ali'ye bir sürü alerji yaptı. Öyle mi? Bir yaşından sonra geçti. Evet. Evet. İşte her zaman için, özellikle bu zamanlarda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tek tek verip bir kontrol denemek gerekiyor. Gerekiyor. Evet. 3 gün kuralı vardır ya, hatırlarsın. Hatırlıyorsan. Evet, 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 hatırlıyorum. Onu hatırlıyorum 3 gün kuralı. O zaman muhallebimiz hazır. Biz şimdi bunu bir tabağa alalım. Evet. Ondan sonra da devam biraz edelim. Sokalım. Muhallebimizi bir tabağa aldık. Gerçekten bu kadar kolaymış yapması. Aslında hiç korkacak bir şey yok. Çok bence çok yararlı bir video oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz misafir ettiğiniz için. Her zaman bekliyorum. Eğer siz de bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. İki Anne Bir Mutfak kanalına bakmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten harika tarifler sizi bekliyor. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.